Biz Türkiye'de konuşuyoruz ya işte hani işte Sergen Yalçın eski YouTube görüntülerini bir izletti. Oyuncu ikna oldu diye. Solskjaer'in de Greenwood gibi oyuncuları şöyle ikna edebilir. Oğlum ben de yedektim. Ya ben de şöyle söylüyordum. Ben bile yedektim. Ben bile yedektim yani. Bir Nottingham Forest maçı vardı. Bu yine sonradan girdi. Lakabını aldığı maç. 3-4 tane falan attı. Baby Killer ne? Baby i̇şte Face ne? Neydi? Şey işte, bebek yüzlü katil mi? Killer. Ya o zaman ta böyle şey, eril bir dili var tabii. Öyle şeyler kullanılıyor. 4 tane gol attı girip. Değil mi? 4 tane atmış. Ya ben ama hakikaten hatırlıyorum izlerken. Yuh kardeşim Nottingham Forest efsanesinin sonra maalesef o ormanındaki yani armasındaki ormandaki gibi kestanelerden biri olduğu gün o günden beri de sonra toparlayamadı. Yani. Solskjaer'de böyle diyorlar. Hani girdin attın falan. Solskjaer Türkçe'ye uygun çevirisiyle şöyle be. Estağfurullah canım işimizi yaptık. Ya böyle de yapılmaz. Ama bak United'ın şampiyon takımlarına bakarsak daha doğrusu hani birçok takım hiç geçen ama United'ın ya şimdi tarihi üçlemede finalde golleri atanlar Sheringham, evet. Solskjaer değil mi? Evet. Sonradan oynayan. Maça başlayanlar Andy Cole, Dwight York. Evet. Of. Yani eskiden beri yani böyle Ferguson o kültürü ta işte Aberdeen'de edindi. En dar kadroyla Avrupa şampiyonu yani Bayern Münih'e göre çok dar bir kadro, dar bir bütçe o yıllarda olsa. Abi yine orada mesela yedek Hüvit bir adam var. Hüvit kitabında anlatıyor. Oradan o fikir gelişiyor. Hep birisi olması gerek işte. Solskjaer, Sheringham. Bir de o role ikna etmek işte. Tabii. Büyük maharet. Milan'daki Virdis. O finalde de hatta o finalde de Manchester United şey değil. Asıl 11'iyle de oynamıyor. Tabii. Beckham, bu ikinci cezalı. Tabii Beckham 6 numarada oynuyor. Çünkü Sardan neden? Blomqvist mi? Evet Blomqvist oynuyor. Hayır. Sağda Giggs oynuyor. Solda Blomqvist oynuyor. Çünkü hem Scholes hem Roy Keane yok. Evet, ama Roy Keane mecburdu. Çünkü Juventus deplasmanında yarı finalde yenik duruma düştükten sonra öyle bir mücadele başlattı ki hala deplasmanda bir Manchester United orta sahasının sergilediği en iyi performanslara girer. Yani her şeyi yaptı. 6-8-10 golünü attı. Asistini yaptı. Mücadele ama o Juventus'a karşı da oyunu sertleştirerek sarı kara evet. Scholes'un da olmaması. O maçta zaten Ronnie Jonsen savunma oynuyor, defansif orta oynuyor, sol bek oynuyor ve o gerçek o Bayern Münih'i geriden gelip yenmenin ilerleyen yıllarda ne kadar devasa bir başarı oldu daha net ortaya çıkıyor. Tabii, şans da var. O bir top direkten dönüyor Bayern Münih. Yalnız o direkten dönmese Bayern Münih götürecek maçı. Ya ama tamam ama işte. Orada da şey var biliyorsun. O Dazlak forvet. Janker. Ha Janker efendi Janker. Orada fanteziye kaçıyor. Sen Almansın. Ve sen Germüller değilsin. Sen Klaus Fischer değilsin. Yapıştıracaksın sen, yani direkt. Thomas Müller bile değilsin. Sen görev adamısın. Yapıştıracaksın gelişini. Hele fanteziye girersen hakikaten maçın kırılma anı o. Doğru, o doğru. Şeyde anlatılır ya. Fenerbahçe Galatasaray maçı 3-0. Üst üste iki Galatasaraylı oyuncu röveşata yaptı. Ağrımıza gitti diye anlatıyorlar. Hı-hı. Öbür öyle. Taraf. Yapmayın. Bilmiyorum, tam öyle mi? Ben Fenerbahçe muhabbeti oluyor. Ben numaralıdaydım biliyorum yani. Öyle mi? Maça gitmiş miydin sen? Ne şanslı adamsın. Ben çok maça yaş olarak şanslı. Yaş olarak şanssız. Forvet olsaydı iyi goller olurdu. Doğru zamanda doğru yerde. Evet bu arada Milan'da bir de Massaro da öyledir. Massaro da öyledir. Ya Van Basten varken Pietro yedek Virdis, olmaya değil mi? Pietro Virdis ile Massaro abi. Süper yedekler. Massaro böyle 94'te de hani Van Basten sakatlık falan 11'de oynuyor. Tabii, yine tabii. Atıyor falan. Evet ya bu iş sonra İtalyan milli takımında da çağırıyor falan. Tabii. Ya bu gerçekten yedek forvetini abi iyi yapacaksın ya. Bak bu mesela Liverpool'un City ve United'a göre şimdi istersen Liverpool geçelim. Objektif olarak gireceğim. Biliyorsun artık biraz böyle şey mesafeliyim. Eskisi kadar yakın değiliz. Bir manşetin vardı geçen seneki evet. LM Express'te Liverpool benim için bitmiştir diye. Evet. Oradan Süper Lig'den çekildiği için %100 bitmedi. Geldik ama geri. Daha %100 geri geldi. Mesafeliyiz hala. Zaman tamam. Tanıyayım. Zaman tanıyayım. Kolay bir şok değil o. Şimdi ben şuna bakarım. United Tottenham City maçı çok zevkliydi. Bu arada City'de oynamayanlardan yaptığım 11. Walker sağ bek, Stones, Laporte stoper, Zinchenko sonradan girdi ama 11'de gayet sol bekte oynayabilir, sol içte oynayabilir. Kevin De Bruyne yoktu. Foden sol içte oynayabilir, sol açıkta oynayabilir. Rodri, Kevin De Bruyne ve Gabriel Jesus, Bernardo Silva. Bernardo Silva. Evet. Şimdi Liverpool'da bir kere bu sene Afrika Uluslar Kupası var. Muhammed Salah, Mane kesin. Keita %50'li. Neden? Sakatlık durumu ve ülkesi katılın. Kalifiye oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Ama fark etmez. Ülke kalifiye olmadıysa bu sefer tam o dönem sakatlanır. O da oynayamayabilir. Yapacak bir şey yok. Sakatlık ortalaması böyle. Dost değil de objektif olarak durum bu. Şimdi Salah'la Mane'nin yerine kimi oynatacaksın? Hadi Diego Jota'yı koydun bir şekilde. Tamam yani peki. Jota Firmino yok kullandı. Evet. Bir tane Firmino de oraya koydun. Artık kim girer? Şakiri'yi gönderdin. Şakiri evet. Yok. Şakiri'yi gönderdin ama geçen sene Blackman Orsa kiralık olarak çok iyi oynayan genç oyuncunu sen Harvey Elliott'ı kullanacaksın. Ya da Minamino'yu tutacaksın. Yani evet de şimdi
Bernardo Silva ve Phil Foden'la mukayese edebilir misin? Manchester United'dan yola çıkalım. Edinson Cavani yoksa Greenwood var mı? Evet. Var. Gol ortalaması, gol katkısı Minamino'dan çok daha iyi. Evet. Rashford var ya orada. Marcus Rashford, Rashford var. O da onun vadeli sakatlık diye yani. Hayır, döndü diyelim şey. Döndü diyelim. Çok büyük silah. Tabii canım. Klopp çok seviyor zaten. Yani kişiliğini de çok seviyor. Okul çocukları için desteğini de çok seviyor. Irkçılığa karşı mücadele. Yani Liverpool'ların bile sevdiği bir Manchester United oyuncusu var. Bu arada ben genellikle severim. Ben orada yaşamadığım için beni ilgilendirmiyor abi. Yani iki şehir birbirine çok benziyor. Ayrıca coğrafya açıdan da benim şöyle bir iddiam var. O kanal bir gün bu küresel ısınma bilmem ne falan derken İptal ikisi olacak. Tek birleşince bir şehir olabilir yani. Heh. Ya böyle diyen bilim insanları zaten bu, onlardan da biraz kopya aldım. Bu o zamanların da bir şey hayaliymiş. Ya bunu birleştirsek mi? Bu kan davası bitse mi? Ondan sonra tabii bitse, o ayrı da. Çıkarlarla. Ne oldu? Londra seni geçti işte. Bitirdi seni yani. Bir cadde, bir Londra'daki bir bankalar caddesi. Bitirdi seni. Işte, hiç çalışmadan. Dünya ekonomisi bitirdi. Sen çalış kuzeyde. Endüstriyel kuzey. Neyse. Emek güç yerini finans gücü alınca bir banka işte, caddesi geçti. Londra'lı ortaklarıyla sizi ekonomik açıdan bitirdi maalesef kardeşler. Neyse. Yani Liverpool'un böyle bir riski var. Sözünü. Van Dijk'ın dönmesi. Tabii. Şimdi Van Dijk bir iki pozisyonda eskisi kadar. Reaksiyon hızını büyük kaybetmiş yani. Tabii ama de, normal. Ama çok ama normal o, yani. O sakatlıktan sonra. Neredeyse bir sene. Tabii. Bir sene ya bir sene. Ya kaçıncı? Beşinci hafta. Yine eve taşınmıştık ilk maçtı. Laptopu taktım. Takmaz olayı. Everton kalecisi. Pickford'da seçilmiş arkadan mala yaptı müdahaleyi ya. Offside pozisyonu. Redknapp hocanın oğlu olan, futbolcu olan yorumcu Jamie şu Redknapp. An. Liverpool ve Tottenham'ın eski öncüsü. Milli takımda da oynamıştır. Van Dijk'le ilgili güzel bir benzetme yapmış. Demiş ki bir arabaya benzetmiş. Şimdi arabanın ismini söyleyip reklam yapmayalım ama kapısını açtığın zaman yanında şemsiye çıkan bir araba markası vardır ya meşhur. İkincisi Kabe yazarsın sonra sakın. O arabaya benzetmiş. O arabanın da Aston Villa gibi bir şey mi? Değil. Araba. Yazarlar. İki isimli değil. James Royce geliyor. James Royce gibi işte yazar. O da arabaların kitabını yazmış. Tamam. Sen bindin galiba. Ya da gördün mü? Gördüm sadece. O arabaya benzetme. O arabanın da esprisi şu. Ne kadar eski olursa olsun, ne kadar yeni modelleri çıkarsa çıksın, motoru o klasik güçlü model ihtişamlıdır. Hmm. Yani gördüğün zaman dersin ki bir dakika böyle. Van Dijk yani. Ramos Van Dijk. Evet, Van Dijk'ı o arabaya böyle bu açıdan benzetiyor. Evet. Eskisine yaklaşacak vesaire vesaire ama Van Dijk'ı sahada gördüğün zaman diyorsun ki böyle saygı, ceketilik diyelim. Liverpool formasıyla 11 başladığı zaman %76, Liverpool'un Premier Lig'de galibiyet oranı %53 kağıda bakarak söylüyorum. Yani arada %23'lük fark var. Çok önemli. Çok büyük fark. Bizzat estetik olarak söylersem daha önceki stoperleri, Van Dijk'ten öncekileri, isimleri hiç lazım değil. Topla, 5 de çarp. Van bile çıkmaz. Yani Dijk kısmını bırak. Van çıkmaz. Öyle söyleyeyim. Ya yani bu sen 30 yıl sonra şampiyon olduysan Van Dijk ve artı bir Alisson Becker. Bu karşılaşmada daha iyi. Liverpool bir kere öyle çok Manchester United gibi üstün oynadı. Tabii Norwich deplasmanıyla Bielsa'nın bir türlü ders alamadığı Old Trafford deplasmanındaki Leeds aynı şey değil. O ayrı. Ama Alisson'un iki tane çok kritik kurtarışı var. Ben haftanın karması yapsam ben kaleye Alisson'u koyarım mesela. O Gibson'ın vuruşunda özellikle çok bir yani, Gibson bir de Pukki'nin kurtardı. Pukki'nin de onu, hani onu alıştırdı. Pukki neyse hayır, sıkıntı değil. Şey alıştırdı. Evet. Pukki iyi oyuncu o bir şey demiyorum ama hani Alisson onu kurtarıyor zaten de Gibson'ınki çok ekstra kurtarış. Yani Alisson'dan önceki full kalecileri herhangi bir olsa direkt Santra'ya koşardı. Topu götürürdüm ben. Yani başlayın hadi baştan falan diye. Şimdi bunlar önemli farklar. Yani Alisson da arada sakatlık sorumluluğu yaşayabiliyor. Mesela Ederson o kadar yaşamıyor. Şimdi Ederson'un yediği mesela Schlafen değil mi? Amerika'da. Yani. Ve şey, hiç Kars'ta oynarken görmedim. Bir tek Bursa Spor'da. Bir tek bu kupa maçlarını falan oynuyor değil mi? Orada oynadı. Bir de finalde oynattı işte. O Bursa Spor dediğin Liverpool'un eski kalecisi ya. Evet. Aynı zamanda düşün yani. Neyse şimdi bak işte bunlar var. Liverpool'daki tehlikeler bunlar. Çünkü kadro genişliğiyle hani şimdi Dortmund dönemi Dortmund'sun Bayern Münih'e karşı mücadelede çok zor işin abi. En iyi oyuncularını alıyor adamlar. Ama bir şekilde Almanya'da sen 14 oyuncu 15 oyuncu ile götürebiliyorsun. Premier Lig'de mümkün bile değil. Bana değil Mesut Özil'e sorun. Mesut Özil geliyor işte Bundesliga, Real Madrid, La Liga. Sonra Premier League'e bakıyor. O bir kere devre arasında şey yok. Yok yani. Tam tersi Boxing Week, Boxing Day var. Evet. Yani daha zip dosyası olur gibi bir lig o dönem. Aralık'ın son 15 günü, ocağın ilk 10 günü zip dosyası. Yani sığdırıyorsun oraya. Aslında 1 GB'ı 500 MB'a sığdırıyorsun falan. Öyle bir şey mümkün değil ama Premier League mümkün hale getiriyor. Ne o? O dönemde çok maç olacak. O dönemde hep yara bere. Mesela Mane ilk geldiği sezon liderdi.
yılbaşına kadar, yani Aralık'ın sonuna kadar Mane 1 Afrika Uluslar Kupası'na gitti. Sunderland yenilgisiyle başladı son sıradaki Sunderland'de. Mane döndüğü zaman Liverpool 5.'ydi. Aynı sorunu yaşama ihtimali çok büyük. Tabii sadece hücum olarak değil bu. Merkez orta saha rotasyonunda da etkili. Beynaldum yerine kimse alınmadı. Yok, kimse yok. Oraya da Hervey Elit düşünülüyor. Mane'nin Salah'ın alternatifi de o düşünülüyor. Düşünüyorsun. Şimdi sen bu maçta James Milner'ı belki de hayatında ilk defa o pozisyonla oynattın. Yani tam oynamıştır muhakkak da öyle bir kurguda. Ama direkt Feyenoord'un alternatifi olarak oynatmak zorunda kaldın. Kaç yaşındaki James Milner'ı? Düşün. Oxlade-Chamberlain ile bir de kim vardı? Keita vardı. Maçın kaçıncı dakikasıydı? Yani o üçünün yaptığı pası tek başına Norwich'teki Alman oyuncu yapmıştı. Alman oyuncu. Rupp yapmıştı. Eski Gladbach yedeği. Bak o yapmıştı tek başına pası. İnanılmaz. Maç sonu verilerine bakarsan da bu üç orta sahanın oyundan çıkana kadar ki pas kalitesini değil, total topa dokunuşları pasları Norwich'in çok aşağısında, Norwich'in oyuncuların çok aşağısında. Böyle bir sıkıntı var. Zaten Liverpool'da ne yaptı bu maçta? Bu problemi gördüğü için doğrudan kenarlardan oyunu kurmaya başladı. Oraya doğru bir önlem almaya çalıştı Norwich'te ama kalitesi yetmedi. Belirli bir 20-25 dakikalık bir total savaş vardı. Sonrasında Liverpool kalitesi bir yerde işi çözdü zaten yani. Şimdi ideal üçlü orada tabii Fabinho, Henderson, Feyenoord'du. Evet. Yani şampiyonlukta da. Şimdi Feyenoord'un hakikaten yeri çok zor olacak bir oyuncu. Yani Klopp'un sıkıştığı zaman üçlü savunmada sol stoper olarak dahi faydalandığını ve bilakis yaklaşık 1-2 yıl içinde de santrafor olarak da Barcelona maçında oynadığını unutmayın. Böyle bir oyuncu. Böyle bir oyuncu yok şu anda. Feyenoord'un maaş zammını hak etti mi? Kesinlikle hak etti ama... Ona da parayı veren yine Paris Saint-Germain oldu. Bak mesela Paris Saint-Germain o kadar aldığı oyuncuları... Abi 30 yıl sonra şampiyon olmuş Liverpool takımın gizli iki kahraman. Yani gizli kahraman derken süper yıldızlar var orada. Gol katkısında Salah, Mane, Firmino şutusu işte. Kaleci Alisson, Van Dijk falan. Bağlayıcı oyuncu. Bağlayıcı. Ama abi yani Henderson, Feyenoord'un... Henderson, Feyenoord'un ikisi birden olmasaydı o dönem Liverpool yine şampiyon olamazdı. Salah, Mane, Alisson'a, Van Dijk'a rağmen. Onu daha önceden kurdu zaten Klopp. Hani Fabinho, Henderson, Feyenoord'un kurdu o üçlüyü. Çok iyi üçlü o. Ama Feyenoord'un hakikaten yani pasör, kesici. Link oyuncusu, çok iyi kesici. Topsuz koşu. Gol katkısı. Şimdi Milner'dan bunları bu yaşta beklemek insafsızlık olur. Bir, iki, yanlış hesap. Klopp'tan değil be, Kop'tan döner. Evet. Yanlış hesap çarşıdan döner, yanlış hesap Kop'tan döner. Yani o tribünün adı. Şimdi ama gerçekten ben bu hesabı yapıyorum. Yani ilerleyen vadede Afrika Uluslar Kupası işte yine geçen sezon gibi sakatlık kabusu. Bir de şu ana kadar Mane, Salah'ın sakatlandığı da olmadı. Ya bütün bunları yapınca Liverpool'un yatırımcılarının ya Süper Lig'e kurdurtmadınız bize falan ayak mı yapıyorsunuz? Bırakın bu ayakları diyorum. Ya şuraya sen Klopp'un istediği şekilde iki tane takviyeyi yapman gerekiyordu. Kesinlikle. Şimdi Thiago'yla Feyenoord'un aynı oyuncu değil. Thiago'nun teknik kapasitesi daha yüksek olabilir. Daha sihirbaz bir oyuncu olabilir. Ama geçen sene gördüğümüz gibi ikili mücadele kazanma sayısında Feyenoord'un gerisinde normal olarak. O tempo yok. Onca yıl İspanya ve Bundesliga'da oynadıktan sonra Mesut Özil'in verdiği örnekten. Premier Lig'in temposunu sürekli ayak uydurmak hiç kolay bir şey değil. O yaşta ekstradan kolay değil. Ekstra zor. Ya abi şimdi senin daha bu Salah Mane'nin sürekli orta saha sağ solu değil de forvetin sağ solu gibi oynadığı düzende senin 3 tane böyle hem kesici hem pasör oyuncuya ve çok da böyle dinamik oyunculara ihtiyacım var. Bu kadroda oyuncular yok. Jordan Henderson'la Fabinho ikisi o kadar.